akika kurbanı. Mesela peygamberimiz kız çocuğu içinde var. Mesela peygamberimiz torunları doğduğu zaman Hazreti Hasan ve Hüseyin için iki koç kurban ettiği rivayet edilir hadis kaynaklarında. Kız çocukları için de bir kurban kesildiği ifade edilir. İşte Sabataistler zannedersem Yahudi geleneğiyle İşte bunu İslam geleneğini bu şekilde birleştirmişler gibi geliyor. O böyle ilk söylendiğinde bana da mesela hep o ilk erkek çocuğu doğduğu zaman o çocuk için ona gelen ilk kurban bayramında bir kurban kesilir ve ondan sonra kesilmesi farz değildir. Kesilebilir, sünnettir. Ama o her zaman için ilk erkek çocuğu içindir. Yalnız evlendikten sonra doğanların ilkinin erkek olması. Burada bunu ifade etmek lazım. Yani karı koca evlendiler. Kız çocuğu doğdu. Daha sonra erkek doğduysa Yahudilikteki behur hakkını kazanmıyor. Valla benim babam ablamı hiç sadece kabul etmediği için. Çünkü Yahudiler. Yani ablamı doğduğundan itibaren neresi denize atıyormuş. Yani erkek olmadığı kız olduğu efendim, için. Efendim beni nasıl uyarıyorsun? Burada cezalandırmış sonra biliyorsun sürmeli bir adam. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Lütfen dönme sözcüğünü kullanmayın. Doğru bir terim değil. Abi sizi bu konuda uyarıyorum diyorlar. Şimdi neyi? Dönme. Evet. Selanik dönmeleri. İpekçi ailesinin bir mensubu hiç şey yapmıyor. Nesi normal, doğru tabi? Efendim dönme doğru bir terim değilmiş. Hayır, dönme desem, derken şöyle bir şey var. Yani bunu buradan izah etmek de gerekiyor. Çünkü Yahudilikten de dönenler var İslam'a. Bir sürü Güneydoğu ve Doğu'da biliyoruz ki Hristiyanlıktan, Ermenilikten de Müslümanlığa dönen de var. Affedersiniz Şamanlıktan da dönen var. Herkes belli bir tarihte dönmüş ve biraz evvel de onu söyledim. Dönerlerken de eski örf adet ve inanışlarını da onun içine katmışlar. Yani çok bir farkı yok bunun. Dönmek elimizin aileten şeyini de çok yani Osmanlı döneminde avdeti diyorlar. Avdeti hani zaten şöyle avdetiler. Yalnız belki de orada bir yanlış mı var? Yani onu size kullanarak. Çünkü bu kelime umumiyetle Selanikler için kullanılıyor. Evet. Tabii Selanikler. Ama bence son zaman Selanikler için kullanıldığı için neden Selaniklere? Mesela biraz evvel beyefendi söyledi, bilmem ne oğulları söyleyin Hristiyanlıktan döndü. Mihail oğulları Hristiyanlıktan dönüyor. Onlara dönme denmiyor. Ama bu tarihi bir terim. Ama bilmiyorsunuz hayır, ki. Tarihi bir terim. Hayır, tarihi bir terim ama yani bu terimin yerine oturması gerektiğini düşünüyorum. Tarihi bir terim. Efendim bu konuya devam edeceğiz. Çok sorular var. Yahudilikle ilgili size çok soru geliyor. Sayın İpekçi'ye soracağımız sorular epey birlikte onları ayırdım. Tamam. Şu Yahudilik kısmını bir tamamlayalım. Ondan sonra sizden çok yani Karakaşilerden Yakubilere kadar Kapanlı. Dünya kadar Kapanilere kadar Kapancılara kadar. Kapancı. Bak o hataya düşme. Nazlı Hanım Nazlı Yılca Kapani'dir onlar ama Kapancı değildir. İkisini karıştırdıkları için bazı kişiler Nazlı Hanım da Yahudi yapmışlar. Kapaniler Müslüman ailedir. Yani hiç. O da mı o listede yer alıyor? Kapaniler bir de ayrıten de biliyorsun bir köylere ayrı olsa evet, ayrı bir sürü şeyler kazanmış. Kapancılar ayrıdır. Efendim reklamdan sonra biraz sonra tekrar beraber olacağız.